internetten görüyoruz filan. Ama buna rağmen bu sene Türkiye'den
sırtında sahte nebi vakası taşımış Hazreti Sübeyr İbn Avvam radıyallahu anhum, Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Ne güzel yaşanmış hatıralar bırakmış. Hacca giden adam Mekke sokaklarında gezerken bazen Hazreti Hacer'in bastığı yerleri basar geçer, bazen İsmail'in oynadığı yerlerden geçip gider. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in evinin önünden geçersiniz, fark edemezsiniz. Hazreti Ali'nin doğduğu evden geçersiniz. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın evi şimdi Mekke'de Kabe'nin Hilton Oteli'nin arkasında dar bir sokağın içinde kalmış Hamza'nın evi. Hazreti Hamza'nın sokağından geçersiniz. Cesaret dolmalıdır yüreğiniz. Hamza'nın köyünden geçen adam daha dünyada kimden korkar? Hazreti Hamza gibi Allah'ın aslanı olmuştur oralarda. Halid bin Velid, mahzun oğullarının yiğit delikanlısı, hayatında mağlubiyet görmemiş ki Halid radıyallahu anh Mekke'lidir. Mekke Medine, konuşursanız size neler anlatır neler anlatır. Medine-i Münevvere, başta Ebu Eyyub-el Ensari Hazretleri olmak üzere, hatırlayın Hazreti Sa'd bin Nebi, Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Ubade, Hazreti Amr ibn-i Camuk, Hazreti Hüseyin ibn-i Hudayr radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in can dostu Hazreti Hamza, Esad bin Zürare, Eus bin Havri radıyallahu anh, Ebu'l-Heysem Teyhani vardır Medine-i Münevvere'de. Medine-i Münevvere boş değildir. Cebrail aleyhisselam şu elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in üçte birini Medine'de getirmiş, üçte ikisini Medine'de nazil olmuş. Üçte biri Mekke'de, üçte ikisi Medine'de nazil olmuş. Şu elimizdeki mübarek kitap Kur'an-ı Kerim'in. Yani kardeşlerim, o toprakları sevmemizin sebebi Kur'an'dır. Resulullah Efendimiz'dir, İbrahim Peygamberimiz'dir, Hazreti İsmail'dir, Hazreti Hacer'dir. Kokusu vardır o toprakların. Şimdi gidecek içinizden 12 tane Müslüman, sizin vekiliniz olarak, sizin köyünüzün, şehrinizin, yeşil yurtun, Tokat'ın selamlarını götürecekler. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin toprağına. Kainatın Efendisi, Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğu orada geçmişti, gençliği orada geçmişti. Ne acı dolu hatıralar yaşamış. Efendimizin çok ilginç bir hayatı var biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz çok garip bir hayat yaşamış. Çok garip bir hayatı var. Mesela Peygamber Efendimiz 63 yıllık ömründe 7 çocuk babası olmuş. 7 çocuğu olmuş Resulullah'ın dünyada. 7 çocuğunun 6'sını elleriyle mezara koymuş. 6 kere evladı ölmüş Peygamberimizin. 7 çocuğun 6'sını elleriyle mezara koymuş bir babadır Resulullah Efendimiz. Hangi yürek dayanır? Bilirsiniz, Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ben böyle trafik kazalarında, iş kazalarında veya çocukluğumda bir hastalıktan evladı ölmüş analar, babalar gördüm de böyle bir çocuğu ölmüş. Mesela ben memleketim Tokat, Ağustos'ta 10 yıl imamlık yaptım. İmamlık yaptığım zaman da traktörün altında bir çocuk kalmıştı. Tarlada, tarlayı sürerken demek ki o sınırı hesap edemediği çukura düştü. Traktör altın altına aldı, çocuk öldü.